Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 20 Ocak'a kadar Güneş Oğlak burcunda ikinci evinizde parlıyor olacak. 5 Ocak'a kadar Mars burcunuzda, 5'inden sonra ise Oğlak burcuna geçecek. İkinci ev konularınız ayın genelinde dikkat çekebilir ki burası sizin genel anlamda kazançlarınızla ilgili, paranızla ilgili konuları içeriyor. Tabii ki Mars ayın ilk günlerinde burcunuzda, aslında Aralık ayında da burcunuzdaydı. Bu sizin enerjinizi arttırdı. Daha fazla hareket içerisindeydiniz. Belki çok seyahat ettiniz. Belki biraz daha bazı kişisel girişimlerinizde inisiyatif aldınız. Zaman zaman evet size zorlamış olabilir. İşte ufak tefek kazalar, sakarlıklar. Merkür'ün de burcunuzda gerilemiş olması bu anlamda biraz terslikleri de hayatınıza getirmiş olabilir. Şimdi ayın ilk günlerinden itibaren 2 Ocak'ta Merkür düzelecek artık. İleri harekete dönecek. Zihinsel ve fiziksel anlamda daha toparlayıcı, daha güçlendirici etkiler altındasınız. 5 Ocak'ta Mars'ın Oğlak burcuna geçecek olması kendinizi maddi manevi güvene almak için daha istikrarlı, kararlı hareket edebileceğinizi gösteriyor. Yani maceracı tutumunuz sona eriyor. Biraz daha böyle güvenli ve planlı hareket etmek isteyeceksiniz. Ve 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni başlangıçları, yenilikleri hayatımıza taşıyabilir. Bu yeni ay iş arayanlar için tabii ki bir işe girme, para kazanma imkanı getirebilir. Süre gelen işlerinizde, gelirlerde bir artış olabilir. Veya hani paranızı, kaynaklarınızı değerlendirme yolunda bazı adımlar atabilir, kararlar verebilirsiniz. Alışverişleriniz olabilir, yatırımlarınız olabilir, harcamalarınız olabilir. Veya hani kişisel yeteneklerinizi değerlendirip bir şekilde hayatınızda bir gelir elde etme imkanı bulabilir. Bunun için farkındalıklarınız artabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarımız daha fazla etkileniyor bu yeni aydan. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Merkür'ün düzelmesiyle birlikte ayın ikisinden itibaren zihinsel anlamda biraz daha rahatlıyorsunuz. Hani geçmişin etkileri, melankolik durumlar, kafa karıştırıcı durumlar azalacak. 14'üne kadar Merkür Yay burcunda, 14'ünden sonra ise Oğlak burcunda olacak. Geçtiğimiz ay hani planladığınız, yapamadığınız, yarım kalmış, ertelenmiş konular varsa bunları bu ay daha rahat ele alabilirsiniz. Kendinizi de iyi ifade edebileceğiniz için çözüm yollarını da bulabilirsiniz. Hani çevresel anlamda o hissettiğiniz engeller de azalabilir. Yani biraz daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ayın 14'ünden itibaren ise para hesaplarını daha mantıklı yapmanız, bütçenizle ilgilenmeniz, hani iş ve parasal konularda daha becerikli olmanız, daha somut sonuçlar almanız mümkün görünüyor. 23 Ocak'tan itibaren Venüs'ün de Oğlak burcuna geçecek olması hani parasal gelirlerinizi ciddi anlamda arttırabilir. Hani buralarda iyileşmeler, rahatlamalar bekleyebilirsiniz. Harcamalarınız da biraz daha hani kişisel keyif ve konfor alanlarına daha rahat gidebilir. Belki daha güzel alışverişler de yapabilirsiniz. Genel itibariyle ayın 23'üne kadar Venüs'ün Yay burcunda olması kişisel keyif ve konforunuza zaten düşkün olduğunuzu gösteriyor. Hani giyim, kuşam, kişisel bakım, estetik, şu yani ya da yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi için bazı harcamalarınız olabilir. Bu alanlarda bazı yatırımlar yapabilirsiniz ve bunların geri dönüşleri sizin için daha keyifli sonuçlar da getirmeye başlayabilir. 18-19 Ocak'ta Jüpiter'le Merkür'ün güzel bir açısı var. Jüpiter yönetici gezegeniniz ve artık Boğa burcunda ileri harekette biliyorsunuz. 26'sına kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Özellikle 18-19 Ocak'ta Merkür Jüpiter üçgeni iş ve parasal konularda güzel fırsatlar getirebilir. İş arayanlar için güzel haberler gelebilir ya da çalıştığınızda hani iş ilişkileri, ticari aktivitelerde yine güzel bağlantılar getirebilir size sevgili yaylar. 20'sinden itibaren Güneş Oğlak'tan ayrılacak, artık Kova burcunda parlamaya başlayacak. 21 Ocak'ta Plüto Kova burcuna geçiyor ki Plüto'nun geçişi zaten uzun vadeli etki, 2044'e kadar 20 yıllık bir transit bu, biliyorsunuz. Yavaş yavaş hareket ediyor. Bir ileri bir geri. Ama artık bu yıl sonuna kadar kısa bir süre tekrar Oğlak burcuna dönecek olsa da
artık yıl sonuna kadar tamamen Kova burcuna yerleşmiş olacak. Size güzel bir açıda olacak. Yani yardımcı bir pozisyonda olacak ve önümüzdeki 20 yıllık süreçte konuşmaya devam edeceğiz tabii, ama hani dönüşümleri, büyümeleri, özellikle güçlenmeleri, biraz daha belki kültürel anlamda, eğitim anlamında, işte yakın çevre konuları, belki kardeşlerle ilgili konularda daha fazla hissedeceksiniz. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcunda parlamaya başlıyor. Biraz daha özgürleşmeler, hareketlenmeler, yakınlarınızla daha fazla temas etmeye başlayabilirsiniz bu süreçle birlikte. 25 Ocak'ta önemli bir dolunay var. 5 derece Aslan burcunda, ateş elementinde ve size güzel bir açıda. Bu dolunayın bir özelliği de 28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulması derecesini tetikliyor aslında. Ülkemiz için de önemli bir dolunay bu. Toplumsal alanlarda da dikkat çekebilir. Sizin 9. evinizde olacak bu dolunay. Keyifli bir dolunay. Hani bu dolunay belki böyle bir tatile, bir seyahate, bir yolculuğa çıkmanıza destek olabilir. Yurt dışı konularını ve uzakları daha çok etkiliyor. Yani uzak mesafeli seyahatleriniz, yurt dışı gezileri olabilir, yabancı kültürlerle temaslarınız artabilir. Bununla birlikte böyle bir mahkeme dava işiniz varsa bir sonuç alabilirsiniz. En azından önemli bazı farkındalıkların olması mümkün. Eğitim gibi akademik konular ve hani üniversite bağlantılı işler, sizin, eşinizin ya da çocuklarınızın, hani bunlarla bağlantılı gündemleriniz de olabilir. Belirsizliklerin netleşmesi mümkün görünüyor. Birçok yay medya işinde, sosyal medyada aktiftir. Yani sizin için sosyal medyada, medya ile ilgili işlerinizde, kültürel işlerinizde, yayıncılık işlerinizde hani bir hedefe ulaşmanız, bir amacınıza ulaşmanız, bir şeyi sonuçlandırmanız da mümkün aslında. Dikkat çekici olabilir. Genel itibariyle şanslı bir dolunay sizin adınıza sevgili yaylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa dolunayın size bireysel tesirleri daha güçlü olabilir, daha şanslı, daha etkili olabilir. Ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak'ta gökyüzünde güzel açılar var. Oğlak burcundaki Venüs'ün Boğa burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgeni oluşacak. Genel itibariyle toplumsal alanlarda da, iş konularında da rahatlatıcı etkiler getirebilir, fırsatlar getirebilir. Size daha çok iş ve mesleki konularda destekleyecek gibi görünüyor. Ticari aktiviteler için keyifli olabilir. Kardeşlerle ilgili keyifli haberler gelebilir. İşle ilgili, eğitimle ilgili veya hani özel amaçlı böyle bir yolculuk, bir seyahat de yapabilirsiniz. Yani bu da bir fırsat, bir keyifli bir gelişme olabilir sevgili yaylar. Hepiniz için sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.